Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, hafta sonu yapılan Türkiye geneli özde bir TYT sınavında bir soru var. Gene de arkadaşlar bu soruyu yanlış yapmışlar. Çok soruluyor. O yüzden arkadaşlar ben de soruyu çözmek istiyorum. Bakalım soruya. Sağlıklı bir insandaki kromozomlarla ilgili diyor. Hangileri söylenemez? Şimdi arkadaşlar biz kromozomları nasıl gruplandırıyorduk? Bakın 44 tane kromozoma biz otozom diyorduk veya vücut kromozomu diyorduk, değil mi? Otozom veya vücut kromozomu diyoruz. Özellikle vücut özelliklerini belirleyen genler var. Artı iki tane de ne var arkadaşlar? 46 kromozom var ya, bak 44 tanesi bu şekilde sayılı gösteriliyor. İki tanesi arkadaşlar sembolleri gösteriliyor. XX diyoruz dişide. Bu iki tane kromozom biz ne diyoruz arkadaşlar? Gonozom diyoruz. Veya eşek kromozomu diyoruz. Yani cinsiyet kromozomu diyoruz. Erkekte ise nasıl diyoruz arkadaşlar? 44 artı XY diyoruz, değil mi? Aynı şekilde 44 tane otozom var. 2 tane arkadaşlar gonozom var. Arkadaşlar aynı ve farklı sembollerle gösterilmesinin nedeni ne? Bakın 2 tane X kromozom yan yana geldiği zaman arkadaşlar bunlar tamamen homolog oluşturabiliyorlar. Yani homolog kromozom bunlar. 2 X kromozomu yan yana geliyor ve karşılıklı aynı karakterle ilgili genleri taşıyorlar. Bunlar homolog kromozomlar. Diyelim ki işte burada büyük A geni varsa burada küçük A, yani aynı karaktere ilgili baskın çekinik genler veya ikisi baskın aynı karakterle ilgili ama genler bulundurulabiliyor. Zaten arkadaşlar homolog kromozom biz nasıl tanımlıyoruz? Biri anneden biri babadan gelecek. Üzerinde aynı karakterle ilgili, yani göz rengi, göz rengi işte boy uzunluğu, boy uzunluğu gibi düşünün. İşte hemofili geni var, değil mi? Onlarda bakın hemofili olmayı sağlayan genler falan filan bulunuyor idi. Aynı karakterle ilgili genler karşılıklı arkadaşlar bulunabiliyordu. Arkadaşlar bir de otozom kromozom çizelim. Diyelim ki herhangi bir işte otozom kromozom çiftini buraya çizdik. Bakın aynı mantıkta gene. Üzerinde arkadaşlar aynı karakterle ilgili genler karşılıklı bulunabiliyor, değil mi? Mesela arkadaşlar mayoz bölünme sırasında işte bunların kardeş kromatitleri de oluyor tabii, kendilerini eşliyorlar ya. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında arkadaşlar parça değişimi ne olabiliyor? Olabiliyor. Şu şekilde parça değişimleri gerçekleşebiliyor. Peki XX kromozomlar da bakın aynı şekilde otozom gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı arkadaşlar aynı karakterle ilgili genler bulunuyor ve bunlar da karşılıklı ne yapabiliyor? Parça değiştirebiliyor. Şimdi gelin arkadaşlar X ve Y kromozomlarına. X ve Y kromozomlarına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle. Diyelim şu X kromozomu. Bu da arkadaşlar Y kromozom. Arkadaşlar X ve Y kromozomlarında şöyle bir durum var. Karşılıklı aynı karakterle ilgili genlerin bulunmadığı bölgeler var. Mesela renk körlüğü geni burada var. Bunun karşılığı nerede yok? Y'de yok, değil mi? Bakın. İşte burada bulunan bir genin karşılığı mesela işte X'te bulunmayabilir. Bu bölgeler biz ne diyoruz? Homolog olmayan bölgeler diyoruz. Homolog olmayan bölgeler. Olmayan bölgeler. Arkadaşlar mayoz sırasında bu bölgelerde ne olmaz? Parça değişimi olmaz. Tamam mı? Ama burada arkadaşlar homolog bölgeler var. Bakın aynı otozomlarda olduğu gibi burada homolog bölgeler var. Karşılıklı aynı karakterle ilgili genler var. Bakın bunlar arasında ne olabilir? Parça değişimleri olabilir. Yani şu homolog bölgelerde parça değişimi olabilir. Homolog bölgeler. Homolog bölgeler. Yani X ve Y kromozomlar arasında arkadaşlar parça değişimi olabilir. Bir bakalım, diyor ki gonozomlar diyor sadece gametlerin oluşturulduğu eşeysel bez üzerinde bulunur. Bakın burada farklı bir şey diyor. Burada eşey kromozomlarıyla veya vücut kromozomlarıyla vücut hücresi falan bu kavramları yokluyor, karıştırıyor musunuz diye. Bizim şey arkadaşlar diyelim ki bir kemik hücresi düşünün. 2N kromozomlu bir hücre. 46 kromozom taşımıyor mu? Kemik hücresinden bahsediyoruz bakın. Bu 46 kromozomun eğer dişiyseniz 44 tanesi otozom, işte 2 tanesi gonozom değil midir zaten? Yani şu formül nedir? Senin vücut hücresinin kromozom formülüdür. Yani 44 tane otozom arkadaşlar, 2 tane gonozom senin vücut hücrelerinde de var. Yani kemiğinde, kasında, değil mi? Üreme ana hücrelerinde de var zaten. Üreme hücrelerinde de ne var arkadaşlar? Dişiysen 22 artı X var. Yani 22 otozom var. Bir tane gonozom var. Ama dikkat edin, yani XX ve XY senin sadece işte üreme hücrenin oluşturulduğu eşeysel bezlerde falan değil. Kemik hücrende, kas hücrende falan bunları da bulunuyor. O yüzden bu yanlış oldu.
Otozom sayısı gronozom sayısından fazladır diyor. 44 artı XX diyorsun. Bak 44 burada var. İki tane burada var değil mi? Vücut hücresi için böyle diyebilirsin. Veya üreme hücresini düşünürsen gene otozom sayısı 22, gronozom sayısı bir tane değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar otozom sayısı gronozom sayısından fazladır zaten. Bakın bu doğru oldu. Bu yanlış olmuştu zaten. Gronozom hasta crossover görülmez diyor. İşte şuradan bakın. XX olduğu zaman değil mi? Nasıl ki otozom kromozomları gibi karşılıklı parça değişimi varsa XY olduğu zaman da arkadaşlar bakın ne oluyor? Dediğimiz gibi yani şurada homolog bölgelerde parça değişimleri olabiliyor. Görülmez diyor arkadaşlar. Bu da ne oldu? Yanlış oldu. Vücut hücresinde 2, gamet hücresinde diyor bir tane gronozom var. Vücut hücresi 2N46'dır, değil mi? XX ya da XY iki tane gronozom var. Ama gamette arkadaşlar 22 artı X. Erkekte mesela nedir? 22 artı Y de olabilir. Bir tane ne var arkadaşlar bunlarda? Gronozom var. Bu da doğru oldu. Söylemez diyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak.